Merhaba, ismim Sema Eli Açık. Kaptan Demir Çelik Fabrikası ile birlikte yürütmekte olduğumuz bakım onarım modülünü sunacağız. Kaptan Demir Çelik Fabrikası hakkında bilgi vermek istiyorum. Kaptan Demir Çelik Fabrikası 1964'te Karabük'te kurulan ilk hattane ile demir çelik üretimine başlamıştı. Bugün Trakya bölgesinde bulunan hattane ve çelikhane ile uluslararası standartlarda üretim yapmaktadır. Kaptan Demir Çelik Fabrikası yılda 1 milyon 650 bin ton yıllık küçük kapasiteli çelikhanesi ve yılda toplam 1 milyon ton inşaat demiri kapasiteli 3 hattanesiyle dünya pazarları için uluslararası sertifikalı demir çelik üretmektedir. İsmim Sema Eli Açık, devam ediyorum. Sol tarafta hurdaların yüksek sıcaklıkta eritilerek demire dönüştürülürken kontrol edilen odayı görüyorsunuz. Sağ tarafta da işlenen demirlerin saklandığı depoyu görüyorsunuz. İsmim Sema Eli Açık, devam ediyorum. Buradaki resimde hurdalar yüksek derecede eritiliyor. Üretilen demir çeşitlerini görüyorsunuz alttaki resimde. Sağ taraftaki resimde de ateşe atılan hurdaları görüyorsunuz. Fabrikada çekildi bu resimler. Merhaba, ben Ceren Semiz. Bakım onarım modülümüzün sistem bileşenlerinden bahsedeceğim. Kaynaklarımız motorların üzerindeki motor hakkındaki bilgileri içeren etiketler, trafo sensörleri, minmax değerler, makinelerin belirli çalışma aralıkları var. Makineler çok büyük ve ekstra maliyetli makineler olduğu için günlük olarak bu değer aralıklarını çalıştığının kontrolünün yapılması. Girdilerimiz ekipman bilgileri. Yani atıyorum şu makinede şu arıza çıktı. Bunun kaydının tutulması ve sisteme girilmesi. Günlük devre kontrol değerleri. Yine aynı şekilde makinelerin belirli aralıklarda çalıştığının, hangi aralıkta çalıştığının, hangi değere sahip olduğunun sisteme girilmesi ve çalışanların çalışma saatleri. Sistemimiz şunlardan oluşmaktadır. Periyodik bakım, aylık ve yıllık yapılan bakım, arıza tespiti, o günkü çalışanların karşılaştığı arızayı tespit etmesi ve bunu sisteme girmesi. Arıza bakımda o arızanın çözümünden sonra çözümünün tekrardan arıza tespitinin yanına yazılması ve aynı arızayla tekrardan karşılaştığına dönüp bakılması için çözümünün de oraya kaydedilmesi. Arızaya bakımsa makinenin beklenmedik bir yerinden bir anda çıkan ve onun hemen hızlı bir şekilde çözülmesi gereken arıza tipleri. Çünkü eğer çözülmezse fabrika duruşa gidiyor ve bu fabrika için çok büyük bir maliyet kaybıdır. Merhaba, ben Ceren Karabulut. Sistem bileşenlerinin bir kısmını ben anlatacağım. Sistem kontrol birimini görüyorsunuz. Sistem faaliyetleri sonucu oluşan çıktılarımız ise performans değerleri ve rapor çıktıları. Çıktıların doğruluğunun kontrol edildiği geri besleme ise amirlerin kontrolüne göre yeni yollar izlenecek. Sistem sınırımız ise çelikhane ve hattane sınırları oluyor. Sistem çevresi ise rekabet ve müşteri gibi şeyler oluyor. Bu sistemin hedefi bakım arıza maliyetlerini, üretim kaybını ve zaman kaybını azaltmak oluyor. Merhaba hocam. Ben Kezban Alabuga. Toplantı raporlarını ben anlatacağım. Ön görüşmemizi 12 Şubat tarihinde gerçekleştirdik. Elektrik mühendisi Salih Ersüz ile görüştük. Proje konusunu belirledikten sonra onayınızı almak üzere size bildirdik. Bir sonraki görüşme için de randevu aldık. İkinci görüşmemizi 19 Şubat tarihinde gerçekleştirdik. Elektrik mühendisi Salih Ersöz ve Mehmet Kutupoğlu ile görüşüldü. Elektrik mühendisi Cemre Can Bey ile fabrika gezildi, fabrika hakkında bilgiler toplanıldı, fotoğraflar çekildi. Daha sonrasında bakım onarım kayıtları incelendi, sistem şeması oluşturuldu, fizibilite raporları çıkartıldı, analiz aşaması için de randevu alındı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Merhaba, ben Koçer Çelik. Mevcut durumun işleyişinden bahsedeceğim. Şeflerin bir alt kademesinde çalışan formenler, trafolardaki ölçümleri her gün düzenli bir biçimde vardiya defterlerine not ediyorlar. Aynı zamanda gün içerisinde karşılaşılan önemli ve duruşa sebebiyet veren durumlar, arızalar, bakımlar vardiya defterlerine not ediliyorlar.
Gün içerisinde bunları yapan çalışanların bilgileri giriliyor bu deftere ve aynı zamanda çalışma saatleri giriliyor. En son tüm bilgiler girildikten sonra bunların kontrolünü sağlayan şefler ve yöneticiler var. En son kontrol sağlandıktan sonra var diye bitmiş oluyor ve bunu her gün tekrar ediyorlar. Bir önceki slaytta bahsettiğim günlük yapılan trafo ölçümleri burada görülen çizelgilere manuel şekilde not ediliyorlar. Bu çizelgede aynı zamanda trafoların ideal bulunması gereken aralıklar mevcut. Bunlara göre tehlike teşkil eden durumları saptayabiliyorlar. Günlük ölçümler yapıldıktan sonra daha önce bahsettiğim arıza, duruş, bakımlar, çalışan bilgileri ve saatleri bu çizelgilere manuel şekilde not ediliyorlar ve bunları her gün tekrarlıyorlar. Ben Enes Çaylı. Problem tanımını ben anlatacağım. Buradaki en önemli detay zaman. Karşılaşan problemlerin diğer vardiyadaki şef ve mühendisler tarafından bilinememesi ve problemin çözümünün zaman alması. Bu zamanın bazen çok fazla sürmesi, fabrikada duruşa sebebiyet vermesi ve buna bağlı olarak da üretim kaybı ve kazancın düşmesi. Aynı zamanda günlük olarak tutulan değerlerin bir defterde tutulduğu için defterin yanma, kaybolma ve silinme ihtimallerinin olması. Merhaba hocam, ben Buse Türk. Mevcut durumun otomasyondan sonra işleyişini ben anlatacağım. İlk olarak günlük olarak tutulan değerleri bir trend olarak gösterilmesi ve bu şekilde herhangi bir artış gösterdiğinde sisteme uyarı vermesini sağlaması. Aslında burada şunu demek istiyoruz. Fabrikada günlük olarak tutulan değerler var ve bunları bu değerleri her gün deftere elle yazıyorlar ve bunun takip edilmesi belli bir süre sonra zorlaşıyor. Bunun daha kolay takip edilmesi, belli bir artış veya düşüş gösterdiğinde daha çabuk fark edilmesini sağlanması için bunu bir trend olarak göstermeyi hedefliyoruz. Daha sonrasında karşılaşılan önemli ve duruşa sebebiyet veren arızalar ağ çapısı kullanılarak arama yöntemleriyle aranması, karşılaşılan olayın kaydedilmesini sağlaması. Burada da şunu ifade ediyoruz. Fabrikada belli arızalar gerçekleşir ve bu arızalar belli bir zaman aralığında tekrarlayabiliyor bazen. Ve bunun çözümünü yine aynı şekilde defterlere yazıyorlar. Fakat bu çözümü bulmak zorlaşabiliyor, bu defterler sayfaların arasında kaybolabiliyor. Bunu daha kolay bulabilmek için, yani çözümünün daha kolay bulunabilmesi için bunu ağ çapısı kullanarak arama yöntemleriyle bulunmasını sağlamak istiyoruz. Daha sonra çalışanların aylık olarak ne kadar çalıştıklarını raporlanması. Bunu da yine aynı şekilde defterlere yazıyorlar. Yani yine aynı şekilde çalışanlar belli bir giriş saatini, belli bir çıkış saatini deftere yazıyorlar. Bunun daha kolay takip edilmesinin sağlanması ve kimin ne kadar çalıştığının gösterilebilmesinin ifade edilmesi için de yine aynı şekilde bunu raporlamak istiyoruz. Ben Feyza Leyna Öztaş. Ben hedeflerimiz nedir? Bundan bahsedeceğim. İlk olarak amacımız kağıt karmaşasından kurtulup işimizi kolaylaştırmak. Ve bunu yaparken işçi bazlı düşünerek herkesin kullanabileceği basit bir program yapmak oluyor. Bizim amacımız fabrikanın kullandığı yıllık bakım planlarını ve bununla birlikte önemli arıza, duruşlar ve tadilatlar içeren bir program yapıyoruz. Hedefimiz herhangi bir arıza kaydı yapıldığında buna daha kolay bir şekilde ulaşıp yetkili kişinin değiştirebilmesini sağlayacak. Ve aynı zamanda daha önceden yapılan herhangi bir arızayı daha kolaylıkla hani tekrar ederse eğer o arıza ve bu arızayı nasıl çözdüklerine daha kolay bir şekilde ulaşmaları için bir filtreleme sistemi olacak. Bunun dışında makinelerin bazı değerlerin altında veya üstüne çıktığında bunu trend olarak tabloda göstereceğiz ve uyarı herhangi bir durumda yükselmesi veya düşmesi durumunda da bir uyarı şeklinde tabloda gözükecek. Benim anlatacaklarım bu kadar. Teşekkürler. İsmim Hüseyin Berkay Baykal. Fizibilite raporlarını anlatacağım. 1. Kurumsal ve kültürel fizibilite. 2. Teknik fizibilite. 3. Yasal fizibilite. 4. Finansal fizibilite. 5. Zaman fizibilitesi. Kurumsal ve kültürel fizibilite. Fabrikanın ilgili bölümünde 67 kişi çalışmaktadır. Yapılacak sistem çalışanlara uygun şekilde tasarlanacaktır.
Proje bitiminde verilecek eğitimle kolay uyumlu bir bütünleşme sağlanması ve iş yükünün hafiflemesi sağlanması planlanmaktadır. Sistem tasarımı, sistemi kullanacak olan personelin de fikirleri alınarak tasarlanacaktır. Sistem kullanımı iyi bir tanıtımla personele anlatılacaktır. Sistem, sistem yöneticisi tarafından yönetilecek biçimde tasarlanmalıdır. Kurumsal ve kültürel fizibilite. Burada ikiye ayırdık. Çalışanların eğitim durumu, çalışanların görev dağılımı olmak üzere. Çalışanların eğitim durumu %18.8 meslek yüksekokulu mezunu, %7.8 ortaokul mezunu, %18.8 üniversite mezunu, %51.6 meslek lisesi mezunu, ilkokul mezunu, elektrik bölümünde çalışanların en az meslek lisesi mezunu olması gerekmektedir. Çalışanların görev dağılımı 15 kişi formen, 6 kişi formay yardımcısı, 1 kişi müdür, 1 kişi müdür yardımcısı, 4 kişi mühendis, 2 kişi operatör, 3 kişi şef, 15 kişi usta, 20 kişi usta yardımcısı. Teknik fizibilite. Sistem ihtiyacı proje ekibi tarafından sağlanacaktır. Fabrikanın ilgili departmanında bu projeyi kullanacak 8 adet bilgisayar mevcuttur. Bakım onarım departmanında kullanılan bilgisayarların özellikleri Windows 10 x64 bit işletim sistemi, Windows 7 x64 bit işletim sistemi, Intel Core i5 CPU, 4 GB RAM, 1 TB harici hard disk bulunmaktadır. Projede kullanılacak programlar Visual Studio, MySQL Workbench, sistemde kullanılacak programlama dilleri C#, MySQL. Yasal fizibilite, kullanacak olan Visual Studio programı ve MySQL Workbench programının lisansları firmada bulunduğu için bu sistem tamamen yasaldır. Merhaba, ben Yavuz Bayram. Finansal fizibilite ve zaman fizibilitesini anlatacağım. Beranet ve Akınsoft şirketleriyle görüşüp fiyat aldık. Ayrıca iki tane de bilgisayar mühendisiyle görüştük. Onlardan da fiyat aldık. Bize 50 bin lira ile 100 bin lira arası fiyat verdiler. Yani şirketler bu projeyi 50 bin lira ile 100 bin lira arasında bir fiyata yapıyorlar. Maliyet grafiğine baktığımız zaman sadece işçilik ücretini görüyoruz. Çünkü işçilik ücreti dışında herhangi bir masrafımız olmuyor. İşçilik ücretinden kasıt yazılımcı masrafı ve görüşmeyi yapan çalışanların masraflarıdır. Toplamda 3 ay süren projenin kurulumu Mayıs ayının sonunda yapılacaktır ve eğitimi kullanıcılara verilecektir. Projenin kurulumu ve eğitim süreci 10 gün şeklinde planlanmıştır.